Şu an Kozan'da bir bıçak ustamızın yanındayız. Artık Kurban Bayramı yaklaşıyor. 2 hafta gibi kısa bir zaman kaldı. Ve bıçakçılarda bıçak bileme sezonu da açıldı bu vesileyle. Biz de Kurban Bayramı öncesi ustamızla biraz konuşalım dedik. Ustam merhaba. Merhabalar. Ustam hayırlı işler. Sağ olun, teşekkürler. Tam Kurban Bayramı'nın arefesindeyiz. 2 haftamız var ve bıçak sektörünün, bıçak bileme sektörünün açıldığı bir sezondayız. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Tapanlıyım, Tenkerli'den. Ata dede mesleğe, babam öğretti bana da. İlahiyat mezunuyum. Bir özel okulda din derslerine giriyorum. Oradan çıkınca dükkan açtım, buraya geliyorum. Ek iş, çünkü Peygamberimizin hadisi var. Müminin diyor, Müslümanın diyor, 2 günü birbirine aynı olursa diyor, o ziyandadır diyor. Yani ziyanda olmamak için kendimizi geliştirelim diye bildiğimiz bir şeyi millete, hizmete devam ettiriyoruz. Evet, Tapanlısınız, Tenkerlisi. Evet. İsim hocam, soy isim? İlhan Tanrı verdi. İlhan hocam, yani çocukluktan bu yana bu mesleği icra ediyorsunuz. Ortaokuldan beri aynı. Şu an neler yapıyorsunuz? Müşteriler bıçak bileme için geliyor herhalde. Ağırlık, bileme, bıçak, satır, tara, suyu verilme, işte kaynak işleri, şiş, şu şekil, tamirat, bıçak, evdeki bozuk bıçakları tamir ediyoruz. Yani tekrar. Aynı zamanda evdeki bıçakların sapları kırılmışsa veya bıçaklar kırılmışsa onları buradaki ocağın. Aynen, burada ocak var zaten. Şimdi hem iş yerinizi anlatın hem yaptığınız işi biraz daha açarak izleyicilerimize anlatalım. Şimdi müşterinin dövme çelik mi, paslanmaz çelik mi, istediği bir şekil mi? Yani bizim şu standart bıçakların dışında yani bir kağıda çizmesi benim için yeterli. Sonra gidebilir. Ben bunu üretirim. Şimdi müşterilerin talebi en fazla neye? En fazla şimdi paslanmaz çeliğe. Çünkü paslanırsa, böyle kararırsa çok sevmiyorlar. O yıkadıktan sonra işte makineye atınca falan bir pas oluşuyor. O da hoş gözükmüyor. Peki siz bu paslanmaz çelik mi onun yerine kullanıyorsunuz, hamdemir yerine? Paslanmaz çelik kullanıyoruz biz. Bir de dövme çelik, kara çelik diyorlar. Şimdi kara çelik dediğimiz şu, o biraz daha keskin oluyor ama paslanıyor. Evet, bayrama 2 hafta var ve aynen. Evdeki insanlar ağızları körelmiş, bozulmuş bıçakları size getiriyorlar. Aynen, yüzü iyi temizlenmeli. Bir de gırası çıkmalı böyle, bileme yaptıktan sonra ağzında beyaz bir çizgi çıkar. Siz bu bilemelerin hepsini burada yapıyorsunuz. Aynen, elimle çarksız, çark yok. Ben genelde zımpara kullanıyorum. Taş İye yok. İye, bir de el zımparası. Taş vurunca şimdi morarıyor, morarınca kesmiyor diyorlar. Onun için eski usul ben bileme yapıyorum. Evet, bütün bıçakları siz biliyorsunuz. Aynen. Meyve bıçağı, sebze bıçağı, et. Meyve hepsi. Meyve, kurban, satır, ne olursa. Evet, peki burada sizin yeriniz neresi? Haber yapmışken sizin de bir taraftan da reklamınız olsun. Aynen. Adresinizi tarif edin bize. Aynen. Mezarlık yolu, 4 nolu sağlık ocağı civarı, üst tarafı 50 metre ileride, solda lahmacuncunun bitişiği. Evet. Burada, bu sektörde burada hizmet veriyorsunuz. Aynen, aynen. Bu işi yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Evet, şu adresinizi tarif ettiniz. Peki bu iş yerinizde neler yapıp satıyorsunuz? El yapımı bıçak, satır, internete açığım, sosyal biriyim. Sosyal medyaya hakimim. Buradan da PTT olsun, diğer kargolar olsun, hepsini yolluyoruz, postalıyoruz. Buradaki yaptığınız bıçaklar aynı zamanda kapanılır, açılır bıçaklar. Aynen. Değil mi? İsteğe göre. Kimisi boynuz saplı. Boynuz, plastik, boru, ağaç, yani kim nasıl isterse. Bunları yapıyorsunuz. Evet, hepsini. Mevcut. Peki kaç liradan kaç liraya kadar gidiyor bu bıçaklar? Bıçak boyut, boyut boyut. Şimdi en küçük cep bıçağı 20 lira. O işte özelliğine göre, plastiğine göre, boros işte dövmeden mi yapıldı, şeyden paslanmış çelikten mi yapıldı? Ona göre fiyat değişiyor. Peki bugün şartında bu satır kaç liradır? Satır 80-100 civarı. Buradaki ay yıldız figürünü siz mi yaptınız? Onu şey yaptık. Biz böyle lazerle çizdiriyoruz. Geri, aynen. Biz ağzını dövüyoruz böyle. Evet. Buranın sertliğini veriyoruz. Suyunu ayarlıyoruz ocakta. Evet.
Yani vurunca şöyle yamulmasın diye. Yani bu bizim tapan bıçağının meşhur olmasının şeyi zaten bir keskinlik, bir de çeliğe su vermek. Ki ağzı yamulmasın. Aynen. Peki böyle bir kurban bıçağı bu ebatta kaç liradır? 35'ten başlıyor, 50, 35-50 arası. Evet, sizlere hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin. Sezonunuz bereketli gelsin. Sağ olun, teşekkür ettim.